Suyun en durağan yerinden aldığımız örnek. Hindistan'ın Ganj Nehri'nde normalde bilim insanlarının açıkladığı verilere göre 100 mililitre suda 500 bakteri bulunursa tehlikeli olarak görülmekte. Ama Hindistan'ın Ganj Nehri'nde 100 mililitre suda 1,5 milyon bakteri bulunmakta. Bu da insanlar için tehlikeli görülmekte. Ama biz paramız olmadığı için Hindistan'ın Ganj Nehri'ne gidemedik. İstanbul'un göbeğinde Beykoz Riva Deresi'nde Hindistan'ın Ganj Nehri'ni getirdik. Hindistan'a gidemeyenler olursa Ganj Nehri artık Beykoz Riva Deresi olarak akmakta. Bugün de bu taraflara geldim. Yani Beykoz taraflara geçeyim dedim. Geçerken de yolun kenarına güzel bir yer gördüm. Dedim oturayım buradan çayımı içeyim. Arabayı çektim. Derenin kenarına indim. Artık dere mi diyorsunuz ne dersiniz bilmiyorum. Derenin kenarına indim. Çayımı koydum. Ama yarım saattir yarım bardak çay elimde. Şimdi maalesef dökeceğim bu çayı. Çünkü derenin halini görüyorsunuz. Rezil bir hali var. Dere demeye bin şahit lazım. Bildiğiniz petrol akıyor burada. Zehir gibi kokuyor. Yani yarım saattir ben burada şiştim. Tarifi imkansız bir pislik var burada. Yani buna müdahale edilmesi lazım. Bir şehrin göbeğinde yani şehrin ortasında böyle bir pisliği hangi yetkilinin midesi kaldırır ben bilmiyorum. Benim midem kaldırmadı. Ben buradan bir daha geçince sapar mıyım? Kesinlikle sapmam. Yani öyle bir rezil bir yer. Burada yarım saatte şiştim. Yani burada oturan vatandaşları düşünmek bile istemiyorum. Hani yolun kenarında arabayı çektiğim yerde evler gördüm ben. Oradaki insanlar bu kokuya 7/24 nasıl dayanıyor? Örnek veriyorum, şu anda bulunduğumuz noktada normal buraya bağlantı bir kol var. Buradan akan su bulanık. Tamam. Buradan da bir bağlantı olduğu için buraya, yani su karıştığı için bulanık. Ama burada en azından petrol gibi böyle siyah bir pislik yok. Buranın sorunu yıllardır çözülmedi. Videomuz izlendi. Tabii bize de geri dönüşler sağlandı. Ama ben 35 yaşındayım. 20 sene önce bu derede ayaklarımıza girip suyunla bile yüzümüzü yıkıyorduk. Şimdi derede canlı bile kalmadı. Hiçbir hayvan, balık tutardık, balıklar kalmadı. Yani hiçbir sorumlu da gelip sadece bakıyorlar. İşte derdinize derman olacağız diyorlar. Hiç kimse gelmiyor bu dereye. Sivrisinekler aşırı derecede çoğaldı. Kokudan durulmuyor. Yani biz yıllardır aynı problemi yaşıyoruz aslında. Yani hep söylemlerimiz aynı bizim. Hiç değişmedi.